Mobilya denilince ilk akla gelen tabii ki Kasapoğlu Mobilya. Haftanın fırsatını sakın kaçırmayın. Bilgi için sizi de mağazamıza bir çayımızı içmeye bekliyoruz. Son gelen zamlarla 240 gram ekmek 1 lira 50 kuruş oldu. Ekmeğe gelen 50 kuruşluk zammı vatandaşlarımıza sorduk. Vatandaşlar gelen zamdan sonra fırıncılara tepki gösterdiler. Ekmek 1,5 lira oldu. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Valla fiyatını yeni duydum. Şu anda pide alıyoruz. Pidenin fiyatı düştü 2-3 liradan 2,5'a da. Evet. Gramajı arttırılmış herhalde değil mi? Evet, gramajı arttırıldı. Ama her yerde olduğu gibi bizim burada şunu istiyoruz yani başta bey. Halk ekmek gelse buraya bizim için daha iyi olur. Halkımız için yani. Halk ekmek gelse gelmesini istiyorsunuz. Tabii. Onu gelmesi istiyoruz yani. Yani ne kilo olarak, gramaj olarak arttı değil mi? Arttı. Arttıysa, 25 gram gibi bir artış oldu. 1,5'a tamamladılar. Yani biraz abartı olmuş ama halk ekmek de olsa, belediye bir halk ekmek de alsa, bir fırın da alsa yani faydası olur yani halk için yani en azından bir destek olur yani. Yani halk ekmek gelmesini istiyorsunuz. Yani muhakkak tabii istiyorsunuz. Öncelikle günümüz şartlarında... Sesli konuşabiliriz. Ha, günümüz şartlarında geçim sıkıntısı olduğu için zaten 1 TL'yken de millet şikayet ediyordu. Şu an 1,5 TL olmuş. Fazla. Asgari ücretle geçinen bir ailenin gerçekten bu fiyatlara, bu ekmeğe bu fiyatları vermesi zor. Zaten hayat pahalı, şartlar zor. Bunun orta bir yolunu bulmaları lazım. Tabii bu pahalaşırken de fırıncılar da cephe almak yanlış olur. Tabii onların da yapacak bir şey yok. Onların da elinden gelen bir şey yok. Un pahalı, malzeme pahalı, kepek pahalı. Buradan yetkililere sesleniyorum. Halk ekmeğin buraya gelmesi önemli, rica olunur. Halk ekmeğin gelmesini istiyorum. Tabii gelmesini istiyorum. Niye? Neden? Daha ucuz ekmek yesin millet. Çünkü hayat gerçekten zor. Hani 4 kişilik bir aile günde en az 8-9 tane ekmek yiyor. 1,5'ken bu 10 lirayken 1,5 olduktan sonra 15-16 lirayı buluyor. Tabii güne aya vurduğun zaman daha fazla oluyor. İnşallah en kısa zamanda yetkililerin bu işe el atacağını düşünüyorum. Tabii sadece bir taraftan bakmamak lazım. Karşı tarafı da, insanları da düşünmek lazım. İnşallah güzel bir şekilde sonuçlanır diye düşünüyorum. Ekmek 1,5 olmasının normal bir şey. Çünkü şu andaki zamlardan dolayı yani aşağı yukarı kaç senedir ekmek aynı fiyatta. Yani bir ekmek kalmıştı, o da zamlansa. Yani beklenen bir şeydi diyorsun. Yani bekleniyorduk zaten. Halk ekmek istiyor vatandaş, sen ne düşünüyorsun? Halk ekmek güzel olur yani, burada halk ekmek olması iyi bir şey. Hem vatandaşa yardım olur. Tabii ki hem vatandaşa yardım olur. Şu anda zaten ortam belli. İş yok. İş yok. Para yok. Para da yok. O yüzden tabii halk ekmek hem halk için çok iyi bir şey. Buğdaya zam yok. Daha biçilmedi, yeşil tarlada duruyor. Neye zam gelmiş de 1,5 lira oluyor? Bilmiyorum orasını. Belediyemize duyurulur. Bu vatandaşa bir halk ekmek fabrikası vursunlar. Zaten sorduğumuz kadarıyla herkes halk ekmek istiyor abi. Tamam, ben de istiyorum. Abim vatandaşın odası yok. Öbürlerinin odası var da vatandaşın odası yok. Mobilya denilince ilk akla gelen tabii ki Kasapoğlu Mobilya. Haftanın fırsatını sakın kaçırmayın. Bilgi için sizi de mağazamıza bir çayımızı içmeye bekliyoruz.